Mobile TV ekranlarından herkese mutlu akşamlar değerli izleyenler. Bursaspor Divan Başkanlık Kurulu'nu ziyaret eden Başkan adayı Mesut Mestan açık ve net konuştu. Ben yokum, biz varız. Bursaspor'un kapısı herkese açık diyen Mestan, ilk hedefimiz takımı Süper Lig'e çıkarmak dedi. Bursaspor Başkan adayı Mesut Mestan ve ekibi Divan Başkanlık Kurulu'nu ziyaret etti. Bursaspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı İdris Sevinç, adaylık sürecinde ismi geçen kişilerin sessiz kalmasıyla ilgili veryansında bulundu. Nerede o yöneticiye talip olan arkadaşlarımız? Çok yazan, çok çizen arkadaşlarımızdan da burada olmalarını arzu ederdik. Yürek odur. Yönetim kuruluyla birlikte Özlüce'ye ayak basan Mesut Mestan ise adaylık sonrası ilk sözlerini söyledi. Bursaspor çok büyük bir camiadır. Biz de gereğini yapmayı düşündük ve yapmamız da gerekiyordu. Ben öncelikle burada, bu yolda, bu zorlu süreçte bizimle beraber yol alan cesur yürekli yönetim kurulu arkadaşlarıma hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hala bir şeyin farkında değiliz. Biz birinci lige düştük arkadaşlar. Bunu maçlar başladığında anlayacağız. Ama şu an kenetlenme zamanı. Herkes kişisel hesaplarını bir kenara bırakmak zorunda. Bursaspor'u sevdiklerini herkesin biliyorum. Ha, gerçekten de seviyorlarsa bize ve yönetim kurulumuza destek olsunlar. Biz bu yükün altına girdik. Eskiden şöyle bir tabir vardı. Biz taşın altına elimizi soktuk. Hayır arkadaş, şu an bizim kafamız bile taşın altında. Biz bu Bursaspor'u kişilere ve kurumlara ya da şahıslara, kişisel çıkarlı olan şahıslara cevap vermek için kullanmayacağız. Bütün enerjimizi, arkadaşlarımla da az önce görüştüm, biz ne yapıp edip bu takımı Süper Lig'e çıkarmak zorundayız. Bizim başka alternatifimiz yok. Enerjimizi de başka yere kesinlikle harcamayacağız. Finansmanımızı nasıl düzeltiriz? Nasıl iyi kadro kurarız? Birincilikte nasıl mücadele ederiz? Ve bu konuda da herkesin de desteğini bekliyoruz. Bursaspor kapısı herkese açık. Ben yokum, biz varız. Bizim kimseli kişisel hesabımız yok. Bizim tek hesabımız Bursaspor'u Süper Lig'e nasıl çıkartırız? Bursaspor'da bir bir istifalar gelmeye başladı. İlk önce Bursaspor Denetleme Kurulu Başkanı Yalçın Canbaz görevinden ayrıldığını açıkladı. Ardından Mesut Mestan'ın yönetim listesinde yer alan Görkem Akbaş, Ömer Faruk Şahin ve Sezer Sezgin divan kuruluna istifalarını sundu. 3,5-4 milyon euro gibi. Bursaspor Denetleme Kurulu Başkanı Yalçın Canbaz yeni dönemde görev almayacağını açıkladı. Canbaz yaptığı açıklamada bilindiği üzere kurul üyemiz Serdar Gülülü başkanlığında yeniden denetleme vazifesine talip olduk. Ancak son günlerde yaşananlar 3 yılda büyük oranda zedelenen sportif itibarımızın yanında kurumsal itibarımızı da zedelemektedir. Bu sebeple bu çarpık düzende sağlığımı daha fazla riske atmak istemiyor ve kurul üyeliği adaylığımdan affınızı istiyorum. Kurulumuzda bulunan tarafsızlığına ve dürüstlüğüne inandığım arkadaşlarım sadece Bursaspor'un menfaatine çalışmaya devam edecek. Güzel, temiz ve kulübümüzün sadece denetim kuruluyla değil, tüm kurullarıyla bağımsız olduğu günlerde yeniden buluşmak üzere ifadelerini kullandı. Ayrıca Bursaspor Kulübü'nde Mesut Mestan yönetiminin listesinde yer alan Görkem Akbaş, Ömer Faruk Şahin ve Sezer Sezgin kulübe gelerek divan kuruluna istifasını sundu. Üç isim de bilindiği gibi Ali Ay yönetiminde görev almıştı. Sezer Sezgin bu kararı ile ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Çok sevdiğimiz Bursaspor'umuzun başkansız kalma ihtimaline bile şahit olduğumuz şu günlerde taşın altına elini sokmuş bir grup Bursaspor sevdalısının önünü açmak adına ismimin de yer aldığı yeni yönetim kurulu aday listesinde yer almayacağımı bildirir. Saygılarımın kabulünü rica ederim." ifadelerine yer verdi. 2010 yılında Bursaspor'a tarihi bir şampiyonluk yaşatan teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın adı bir süredir Bursaspor'la yeniden anılıyor. Tecrübeli çalıştırıcı ise dedikodularla ilgili ilk kez açıklama yaptı. "Bursaspor'un yeri bende ayrıdır." diyen Sağlam, teklif gelmesi durumunda kabul edeceğinin sinyallerini verdi. Bu sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Bursaspor'da teknik direktörlük görevine şampiyon çalıştırıcı Ertuğrul Sağlam'ın geleceği dedikodularına yönelik Sağlam'dan ilk açıklama geldi. Tabii uzun yıllar sonra tekrar
Bursa Spor Başkan Adayı Mesut Mestan'la görüşme yapıp yapmadığı konusunu açıklık getiren Sağlam, şu anda Bursa Spor'da bir belirsizlik yaşandığını ve netleşen bir durum olmadığını ifade etti. Mesut Mestan'la bir görüşmem olmadı ama Bursa Spor'un yeri bende ayrıdır. Orada şampiyonluk yaşadık, önümüzde bir kongre süreci var. Şu anda dolayısıyla herhangi bir gelişme yok. Teklif gelirse ne yaparım? Bursa Spor'un yeri bizde ayrıdır cümlesi sanırım her şeyi anlatıyor dedi. Geçtiğimiz sezon Altay'la önemli bir çıkış yakalayan tecrübeli kanat oyuncusu Leandro Capel Bursaspor'un transfer gündemine girdi. Yeşil Beyazlıların Hollandalı futbolcuyu kadroya dahil etmek için çalışmalarını yoğun tempoda sürdürdüğü kaydedildi. Bu sezon Spor Toto Süper Lig'den TFF 1. Lig'e düşen Bursaspor için transfer iddiaları bitmiyor. Geçtiğimiz sezon Altay formasını giyen tecrübeli kanat oyuncusu Leandro Capel'in Bursaspor'la temasta olduğu iddia edildi. Altay'la 29 maça çıkan ve 9 gol atıp 4 asist yapan 29 yaşındaki Hollandalı oyuncuya Bursaspor'la birlikte Hatayspor ve Adana Demirspor'un da kadrosuna katmaya çalıştığı iddia edildi. Altay'la sözleşmesi 30 Haziran 2020'de bitecek olan tecrübeli kanat oyuncusu daha önce Denizlispor forması giymişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A-Milli futbol takımının İzlanda'da gördüğü kötü muamele sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'le telefon konuşması gerçekleştirdi. Erdoğan, Şenol Güneş hocamız ve futbolcularımız morallerini yüksek tutsunlar, Türk halkı onların yanında dedi. Türkiye maruz kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'le A-Milli futbol takımının İzlanda'nın Keflavik Uluslararası Havalimanı'nda maruz kaldığı kötü davranışlar ve yaşanan olaylarla ilgili bir görüşme yaptı. Milli takımın havalimanında yaklaşık 3 saat bekletilmesinin ve milli futbolcu Emre Belezoğlu'na mikrofon gibi tuvalet fırçasının uzatılmasının ardından Erdoğan, telefonla aradığı Nihat Özdemir'e konuyla ilgili devletimizin her türlü girişimi yaptığını ve gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. Erdoğan, Nihat Özdemir'den Şenol Güneş hocamız ve futbolcularımız morallerini yüksek tutsunlar, Türk halkı onların yanında mesajını teknik heyet ve takıma iletmesini istedi. TFF Başkanı Nihat Özdemir de A-Milli takıma destekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sundu. Yaşanan skandal olayın ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da İzlanda'da gösterilen bu tepkinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, milli takımımızın İzlanda Havalimanı'nda maruz kaldığı muamele diplomatik teamüller bakımından da insani bakımdan da kabul edilemez. Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın ifadelerini kullandı. Son Dünya Kupası şampiyonu Fransa karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle destan yazan A-Milli futbol takımının şimdiki hedefi ise İzlanda. Grupta oynadığı 3 maçı da kazanan Ay Yıldızlı ekip zorlu deplasmanda da hem kazanarak hem de yoluna frensiz bir şekilde devam etmek istiyor. Ay Yıldızlılar İzlanda'ya cevabını da oynadığı futbolla göstermek istiyor. A-Milli futbol takımı 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri H grubu 4. maçında deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Fransa karşısında Konya'da adeta destan yazan milliler, zorlu deplasmanda da kazanarak yoluna firesiz bir şekilde devam etmenin hesaplarını yapıyor. A-Milli takım İzlanda ile bu zamana kadar oynadığı 11 maçın ikisini kazandı. Milliler, onu resmi, biri özel olmak üzere yaptıkları 11 maçta 7 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. İki maç beraberlikle sonuçlanırken Ay Yıldızlı ekip iki karşılaşmada rakibine üstünlük sağladı. İki takım arasında son olarak 2017'de Eskişehir'de oynanan maçı İzlanda 3-0 kazanmıştı. Saat 21.45'te başlayacak mücadelede Polonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Simon Marsinyak düdük çalacak. Euro 2020 elemelerinde heyecan bu akşam oynanacak maçlarla devam edecek. Tamamı 21.45'te başlayacak karşılaşmaları ekranlarınıza getirelim. Euro 2020 elemelerinde tamamı 21.45'te başlayacak maçlar şöyle. A grubu: Bulgaristan, Kosova, Çekya, Karadağ. B grubu: Sırbistan, Litvanya, Ukrayna, Lüksemburg. D grubu: Danimarka, Gürcistan, İrlanda Cumhuriyeti, Cebeli Tarık. F grubu: Faroe Adaları, Norveç, Malta, Romanya, İspanya, İsveç. G grubu: Kuzey Makedonya, Avusturya, Letonya, Slovenya, Polonya, İsrail.
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi resmen başladı. Siyah beyazlılar yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Vodafone Park'ta düzenlenen imza töreninde konuşan Avcı, "Arzum ve isteğim bu kulübe nice şampiyonluklar yaşatmak" dedi. Beşiktaş teknik direktörlük görevine getirdiği Abdullah Avcı ile resmi sözleşme imzaladı. Vodafone Park'ta düzenlenen ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın da katıldığı törende 55 yaşındaki teknik adam 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Hatta %60 %70'lere varan. Törende açıklamalarda bulunan Başkan Fikret Orman çok istediği bir imzayı attıklarını belirtti. Çok istediğimiz bir imzayı atıyorum bugün. Çok arzu ederek ve çok mutlu olarak attığımız bir imza. Her şeyden evvel hayırlı olsun tüm Beşiktaş camiasına. Hocam, çok değerli kıymetli hocama da hayırlı olsun. Siyah beyaz da bu arada hocam size çok yakışmış, onu da söyleyeyim arada. Başta Göksel Gümüş de olmak üzere öncelikle çok teşekkür ediyorum. Teknik direktör Abdullah Avcı, Beşiktaş'a imza atmanın heyecanını ve gururunu yaşadığını söyleyerek "Arzum ve isteğim nice şampiyonluklar yaşatmak" dedi. Beni hayata tutan 3 tane şey var. Dürüstlük, sadakat ve vefa. Beşiktaş ilkelerinde şerefiyle oynayıp hakkıyla kazanmayı ilke edinmiş bir Beşiktaş kulübüne imza atmanın hem heyecanını hem gururunu yaşıyorum. Nice şampiyonlar yaşatmak bütün arzum, isteğim. Amacım her gün kendini yenileyen, geliştiren, tesisin içinde oyuncu grubunun keyif aldığı bir oyunu oynatıp nice şampiyonluklar yaşatabilmektir. Günün öne çıkan gelişmelerinden hazırladığımız spor turunu ekranlara getirelim. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kulüp Dergisi'ne UEFA'nın vereceği kararla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Koç açıklamasında, "UEFA Yargı Dairesi'nin vereceği karar, futbol A takımı kadro yapılanmamızda belirleyici bir unsur olacaktır" dedi. Kendinize inanın, herkesi. Ve özellikle bunun içinde teknik direktör Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'a gitmesinin ardından arayışlarını sürdüren Medipol Başakşehir, Okan Buruk'la anlaştı. İstanbul ekibi geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Çaykur Rizespor'un başında dikkat çeken Okan Buruk için salı günü saat 11'de imza töreni düzenleyeceğini duyurdu. Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'te kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu, olağan genel kurulda yeniden göreve getirildi. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen olağan genel kurulda tek aday olan Konukoğlu, kullanılan oyların tamamını alarak güven tazeledi. Konukoğlu, Süper Lig'de kalıcı olabilecek bir kadro yapılanması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Üzerimize düşen görevi... ...2019 Fransa Açık Tenis Turnuvası'nı tek erkeklerde 2 numaralı seri başı Rafael Nadal, Avusturyalı Diem'i geçen yıl olduğu gibi yenerek Fransa Açık'ta üst üste 3. şampiyonluğuna ulaştı. Roland Garros'u 12. kez kazanan Nadal, Avustralyalı Kurt'la paylaştığı bir Grand Slam turnuvasını en fazla kazanan tenisçi rekorunu kırdı. Nadal, Grand Slam turnuvalarındaki 18, kariyerindeki 82. tekler şampiyonluğunu elde etti. UEFA'nın yeni organizasyonunun ilk şampiyonu Portekiz oldu. Uluslar Ligi finalinde Hollanda'yı 1-0 yenen Portekiz, Uluslar Ligi kupasını ilk kez müzesine götürdü. Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki yeni turnuvasının ilk şampiyonu Portekiz ile Hollanda arasındaki karşılaşmayla belirlendi. Portekiz'in Porto kentindeki Dragos stadında oynanan finalin ilk yarısı golsüz tamamlandı. Gonçalo Guedes'in 60. dakikadaki golüyle maçı 1-0 kazanan Portekiz kupanın sahibi oldu. Kasımpaşa ve Beşiktaş formaları giyen Hollandalı Ryan Babel ilk 11'de sahaya çıktı ve 45 dakika süre aldı. UEFA Uluslar Ligi üçüncülük mücadelesinde ise İngiltere normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten maçta İsviçre'yi penaltılar sonucu 6-5 yendi. Bültenimizi noktalıyoruz. Yayınımız saat 20.30'da Spor Masası programıyla devam edecek.